Yazgülü Aldoğan, 5 Ağustos 2021 Cumhuriyet. Uçak diye inleye inleye yandılar. Milas Belediye Başkanı Mehmet Tokat, 24 saat inim inim inledi. Yangın dağdan aşağı iniyor, uçak göndermezseniz sahildeki siteler yanacak, oradan yangın termik santrale gidecek diye. CHP Genel Başkan Vekili Engin İnal da yanında. Akşama kadar her yeri aradılar, yalvardılar. Bir tek uçak gelmedi. Yangın aşağı indi ve evler canlı yayında gözümüzün önünde 15 dakikada yandı. Oradakiler sahil güvenlik botlarıyla tahliye edilmeseydi insanlar da yanacaktı. Bu sadece bir olay. Niye uçak gelmedi? Olmadığı için mi? Gönderilmediği için mi? Gönderdik deyip gönderemedikleri için mi? Bizim uçağımız var mı, yok mu? Orman Bakanı yangın çıktığında ilk açıklamasında kiralık 3 uçak olduğunu söylemişti. Cumhurbaşkanına Türk Hava Kurumu'nun uçaklarını kullanın diye yalvarıldığında o da şu yanıtı vermişti. Uçak muçak yok. Yurt dışından yardım isteyin, uçak kiralayın madem. Güçlü devlet ya, ilk günlerde gelen yardım tekliflerini reddettiler. Sonra reddettiklerini reddettiler. Bizim uçağımız var ama gönderene ayıp olmasın diye kabul ettik diyen oldu. Bir haftadır söylediklerini alt alta dizsen sitcom olur da gülemiyor, ağlıyoruz.'' Help Turkey diye kampanya açtık, güçlü Türkiye diye karşı kampanya yapan trollerin başı, Avustralya'da yangın bir yıl sürdü, bunlar ne çabuk pes etti diye kızdı. Ve salı gecesi hala Orman Bakanı kalan Pakdemirli beyefendi basın toplantısında bir hava aracı listesi veriyor, olsa bütün Türkiye'nin yangınını bir günde söndürür. 72'ye kadar çıkardı sayıyı. Elinizde bu kadar uçak varsa niçin insanlar yanan evlerinin hayvanlarının önünde feryat etti, yalvardı uçak diye? Vardı da niye yok dediniz? Yoksa niye var diyorsunuz? Kalkmış bize iklim krizi anlatıyor. Biliyordun da niye önlem almadın? Temmuz ayı bitmiş. Belli ki bu sıcakta, bu kuraklıkta yangınlar başlayacak. Tam 28 ilin orman müdürüne milyon dolarlık makam aracı alacağına niye uçak almadın? Cumhurbaşkanının 16 kendisi dahil bakanların birer uçağı var yangın söndürecek uçak yok kiralık uçağa verdikleri parayla Türk Hava Kurumu'nun uçaklarının bakımı yapılır uçurulurdu ama ah o kurban derileri kini yangına hazırlık yapılmamıştı plan program uçak helikopter yoktu Yangın çıktı, koşuşmaya başladılar. Bir de ne yaptılar? Partizanlık. CHP'li diye o yörenin insanları seçilmiş belediye başkanlarını dışladılar. Koordinasyon toplantılarına almadılar, bilgi vermediler, yok saydılar. Nasıl alsınlar o toplantılara? Gerçekler ortaya çıkacak. Kendi aralarında konuşuyorlar herhalde. Uçak yok, nereden bulalım? Ne yapalım diye dövünüyorlar. CHP'li belediyeler "Verin Türk Hava Kurumu uçaklarını uçuralım." diyor. "Bırakın uçak kiralayalım." diyor. Kulaklarına tıkıyorlar, izin vermiyorlar. Hiç onlar başardı dedirtirler mi? Ormanlar, canlar, mallar yansın daha iyi. Manavgat'ta başlayan ve güney kıyılarımızı boydan boya alevlere boğan yangınlarda en büyük neden iklim krizi. Sadece Türkiye'de değil bütün dünyada yangınlar var. Ama tam bir yedinci kol faaliyeti gece yarıları PKK'lıların bidonlarla ormanları dolaştıkları, yangın çıkardıkları dedikoduları dolaşıyor. İnsanlar köylerini korumak için gece silahla nöbet tutuyor. İçişleri Bakanı böyle bir şey olmadığını söylüyor. 8 günde elde sanık 3 çocuk var, ikisi 10 yaşında kitap yakmış, biri 18-6 tutuklandı. HDP'yi kapatmaya fırsat olsun diye böyle bir gri propaganda mı yürüyor? Bir de iç savaş körüklemeyin ne olur? Orman Bakanı itiraf etti. Orman yangınını söndüremiyoruz. Yerleşim yerlerini koruyoruz. Ağaç bittiği zaman yangın bitmiş olacak. Yerleşim yerlerini de koruyamadılar. Yanan evlere TOKİ memurları gitti. Krediyle ev yapıyoruz demeye. Dumanı tutuyor evinin. 20 yıl kira verir gibi ödersin diyor projesi hazırmış. Yangını önlemek için plan yok ama yanacak evlerin yenilerini yapmaya proje hazır. Biri de çıktı, yapılacak evler öyle güzel ki evi yanmayan üzülecek dedi. Yangınların başladığı gün 28 Temmuz günü bir kararname ile yangınların çıktığı bölgeler turizme açıldı. Bu kadar tesadüf fazla değil mi? Niyet bu muydu? Yangın milli felaket boyutunda. Ege Akdeniz kıyılarımız ormanlarımız çöle döndü. İnsanların evleri, varlıkları, yaşam alanları yandı. Evcil ya da ormanda yaşayan hayvanların hemen hepsi yandı. Arılar yandı. Marmaris balı yok artık. Böyle bir felakete maruz kalan, buna seyirci olan hepimizde ne ruh sağlığı kaldı, ne geleceğe güven. Halk kendi kendini kurtarmaya çalışıyor. Türkiye Cumhuriyeti askeri kışladan dışarı çıkarılmıyor. Azerbaycan askeri sahada halka yardım ediyor. Belediyeler, sivil halk canını hiçe sayarak çırpınıyor. Yazabilen, gösterebilen medya kahramanlık ve hainlik öyküleriyle dolu. Rütük Başkanı rezalet ortaya çıkmasın diye kanalları yangını göstermeyin diye tehdit ediyor. Bu yangında bir kez daha görüldü ki, Cumhuriyet değerlerini sileceğiz diye devletin liyakat ve yönetim aklını da yok etmişler. Hala yerel seçim sonuçlarını sindirememiş, hala kin ve nefret içindeler. Hala nereden nemalanırız telaşı içindeler yangını söndüremeyen memleketi yönetemez. Uçak yoksa oy moy da yok. Sadece gitmeyecek, hesap da verecekler. Bir de kanal yapacakmış İstanbul'a. Hepten yıkılsın, üstünü örtelim diye mi?